Kaan. Ozi hemen atlayıp geliyorsun abi. Nereye geliyorum lan? Niye geliyorum? Oğlum ben sana güvenip bütün paramı... Paramızı geri alıyoruz. Geri mi alıyoruz? Nasıl? Konum at konum. Geliyorum hemen. Çeyik oyuncular uzun zamandan beri takip altındaydılar. Patronları kaçtı ama paranın bir kısmını transfer edemediler. Devlet paraya el koydu. Gerçekten mi? Herhalde. Var mı öyle milyonlarca doları devletten kaçırmak? Parayı nasıl geri alacağız peki? Semih abi bizi öne aldıracak dedim ya. Bütün bakanlıklarda adamları var. Nasıl yani? Öne aldıracak ne demek? Şimdi şöyle. Bir şirket iflas ederse ne olur? Devlet bir iflas masası kurar. Tahsilatlar buradan yapılır. Alacaklılar sıraya girer. Para geldikçe de borçlar sırayla ödenir. Aynı mantık. Ha. Devlet zaten ödeyecek yani paramızı. Önünde sonunda alacağız. İsim neydi? Ozan. Ozan bak. Bu heriflerin tokatladıkları para. Bunları yemişler. Alacaklılardan kaçırmışlar yani. 50 kirazdan 30'u kalmış. Devlet 30 kiraza el koymuş. Ama borç 50 kiraz. Yani listede başta olan kirazını hemen alır. Kaç kaldı? Ya anladım. Sona kalan dona kalır diyorsunuz. Aynen. Şimdi gençler, paranızı geri alırım. Ama tahsil ettiğim an %10'unu keserim. %10. Benden 100.000 dolar yani. Benim için tamam. Yani sen çok diyorsan bekle Uzi. Benim bekleyecek halim mi var? Biliyorsun durumu. Tamam. Benden de tamam. Okey. Yarın 10.000 dolar avansa getiriyorsun o zaman. 10.000 dolar avans mı? Hadi o zaman Ozan kardeş. Avansı temin edince ararsın beni. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz bu adama niye 10.000 dolar avans veriyoruz ki? Parayı tahsil edince alacak zaten %'sini. Tamam da adamın işi halledebilmesi için birilerine para ateşlemesi lazım bro. Cebinden mi versin? Yani o da doğru. Nereden bulacağım diye mi düşünüyorsun? Sende var mı? Parayı alınca 11.000 olarak öderim. Ben ancak kendiminkini çıkartırım. Ama istiyorsan bir yer var bildiğim. Borç veriyor. Tefeci mi? Yani faizi piyasadan yüksek diyelim. Yok. İstemem. İyi sen bilirsin. Ben gidiyorum. İstiyorsan bırakayım seni de. Gerek yok. Yürürüm ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yok be Ozi. Nereden olsun bende 10.000 dolar? Olup olan 50.000 lira coin'im var işte. Yani onu da o satamam kusura bakma. Haklısın tabii. Annenden alamaz mısın? Annem Oltan amcanın 1.000.000 dolarını iç ettim mi diyeyim? O da doğru. Ya aslında adama 10.000 dolar verirsem parayı 10 gün içinde tahsil edecek. O zamana kadar da babamı oyalarım. He. Ama yok işte. Ne diyeyim bro ya? Oo, böyle tatili bitmiş. O zaman kaçtım. Tamam, görüşürüz. Thank you.